sütü, nişasta şeker vesaire. Tabii, onların yani arada çünkü bu kadar fark olmasına imkan ve ihtimal yok yani. De keşke hani o aradaki farkı anlayabilecek bir şeyimiz olsa. Yok biz anladık şahsen. İnşallah seçerseniz yani, öbür yarışmada yardım. Yani çok ama daha natürel. Çok sağlıklı. Lezzeti çok farklı değil mi? Yani çok natürel duruyor lezzetler evet. Çünkü burada. Burada hiçbir katkı maddesi yok. Yani bir şeye bandırıp çıkarma, kolay haşlayıp şey kurutma. Peki niye makineden hiç bahsetmiyoruz? Yok. Kaça, kime, evet. Nasıl, nerede? Makinenin kendisinden mi bahsetsinler istiyorsun? Hayır, kaça satılacak, kime satılacak, nerede satılacak, nasıl satılacak? Fırınlarımız ebat yani köylünün hitap edebileceği sisteme göre biz tasarlıyoruz. Atıyorum bu 400 kiloluk bir fırın da olabilir, 2 tonluk bir fırın da olabilir. Yani köylünün ne kadar ihtiyacına göre, hatta şöyle bir şey daha söyleyeyim. Ya kooperatifler satın alacak, öyle. Ya kooperatifler ya çiftçi kendisi zaten geri dönüşümüyle bir hesapladığı zaman ciddi anlamda kısa zamanda kendisini amorti ediyor. Mu? Bakanlıktan olayı lisansladığınız zaman zaten hibeyle veriliyor veya kesinlikle. Çok uzun dönem faizsiz kredi veriliyor. Aynen. Onun süreçlerini tamamladınız mı? Öyle bir sürece girdiniz mi? Şimdi sırayla gidiyoruz diyeyim daha doğrusu. Yani ön aşamalarımızı atlattık. Şimdi bundan sonraki aşamalarımızda da zaten şöyle söyleyeyim, ürünlerimizle ilgili gıda mühendisliğiyle ilgili çalışmalarımız var. Onlarla ilgili orada belki olmayabilir ama Ebiltem'den bizim yapmış olduğumuz fırınımız 50 ülkede şu anda yayınlanmaya başladı. Bravo. Fırın olarak. Evet ama ben her fırının kurulduğu yerde böyle bir... Yani buna pazarlama desteği vermezseniz kimseyi razı edemezsiniz bu fırınları almaya. O zaman çok... Yani siz kurutun, ben sizin malınızı alıp paketleyip marketlerde dağıtacağım gibi bir sistem kurmazsanız zannetmiyorum böyle bir zahmete girmeye ikna olacaklar. Anladım. O zaman parantez içerisinde ben şöyle bir şey daha paylaşayım sizinle. Yurt içinden bir iki firma bunun siz natural olarak kurutun ki büyük firmalar, yani isim yapmış firmalar. Ben alayım dağıtacağım. Ben alayım rahatlıkla sizin ürünlerinizi dağıtacağım. Mantık o zaten. İkincisi mantık o zaten. Yani köylüye bırakamazsınız bunu yapmayı. Almanya'da da soğuk hava depolarıyla ilgili çalışan bazı firmalarda sadece bize taahhütte bulunun. Biz bu kadar verebileceksiniz. Alalım. Yani olay bu şekilde cereyan ediyor. Evet gayet güzel. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Güzel fikir için. İnşallah tarlalarda ürünler boşa çöpe gitmez diyelim. İnşallah. Sizleri de alkışlarla Kırmızı Oda'ya uğurlayalım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun öncelikle. Yine bir hayli sorular geldi değil mi jüri üyelerinden? Yani soru sorulması aslında daha iyi. Merak uyandırmış olabildik mi yeterince? Peki ikna ettiğinizi düşünüyor musunuz? İnşallah. Valla bence ettiğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki diğer arkadaşlarımızın fikirlerine de saygı duyuyorum. Onun için iyi olan kazansın diyelim. Evet bu arada gerçekten çok lezzetlilerdi. Afiyet Biz de olsun. Arkada yedik arkadaşlarımıza da dağıttık bu arada. Teşekkür ediyoruz. Sonucu hep birlikte göreceğiz o zaman. İnşallah. Peki Murat tekrar söz sende. Evet şimdi sıra geldi ikinci yarışmacımıza. Leyla Hanım yaz ben herhalde 4. bölümde falan böyle yeni bir koşu mantı bir şey bulsalar falan diye bekleyeceğim çünkü. Yani burada bir yerde de bunu eritmek lazım yani. Ben stok bile yaptım burada. Öyle var mı mesela hazır fikir isteyen var mı? Yani istenebiliyor mu? Öyle bir şansımız var mı acaba? Ya şöyle bir fikir istiyoruz diye. Yani şu yediklerimizi anında eriten bir fikir istiyoruz mesela gibi. Asıl onu bekliyor dünya. Değil mi? Herkes dünya onu bekliyor. Herkes onu bekliyor. Şimdi gelecek fikir aslında sizi ilgilendiren bir fikir Leyla, hem de seveceğiniz bir fikir diye düşünüyorum. Çünkü hepimiz biliyorsunuz sokak köpeklerine karşı hem son dönemde yaşanan şeylerden dolayı hem de artık gitgide sayılarının fazlalaşmasından ve onlara bakmanın zorluğundan dolayı üzüntü içindeyiz. Bir arkadaşımız işte sokak köpekleri için bir fikir bulmuş. Bakalım nasıl bir fikirmiş, hep birlikte izleyelim. İsmim Engin Girgin. Yarışmaya Konya Seydişehir'den katılıyorum. Bir sosyal sorumluluk projem var. Ekmek israfı olmasın, sokak hayvanları aç kalmasın diye İSKAP isimli bir kutu ürettim. Evet, Engin Girgin'le beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Nedir ismi? İsmi Balım. Balım. Evet. Ay maşallah, ne tatlı bir şey. Sokakta şiddet görmüş bir köpek. Gerçekten. Evet. Bir 20 gündür falan rehabilite oldu. Gel bakayım sen. Gel. Yuvarıyoruz. Sana ne oldu sana? Sana ne oldu bakayım? Oy oy oy. Makyajımı yiyor şu an. Balım. Oy oy oy. Çok masummuş bu ya. Öyle. Bu sokakta eziyet görmüş. Oy canım benim. Küçükken ya. Boğazına ip bağlamışlar. Muhtemelen genelde çocuklar yapıyor. Büyüdükçe de yara açmış boğazında. Oy. Halen bir ürkekliği var. Evet, evet, evet. Ama sakin bir köpek. Siz bunu aldınız. Dün tanıştık biz. Aha. 2 gündür birlikteyiz. Evet. İşte yarın akşam tekrar kaldığı kliniğe bırakacağız. Bir klinikte misafir olarak kalıyor. Yuva buluncaya kadar buradan orada kalacak. Duyarlı izleyicilerimize böyle tatlı bir köpek Balım bir yuva arıyor kendine. Evet. diye anons etmiş oldum. Belki buradan bizim sesimiz duyarlar, bize ulaşırlar ve Balım'a sahip olurlar. İnşallah. Evet, çok da güzel bir fikrim var. Nasıl bir şey? Bize anlatabilir misin biraz? Projemin ismi İSKAP. İsraf kabının kısaltmasından yola çıktık. Bu gördüğünüz model sadece bayat ekmeğin atılabildiği, sokaklara geri dönüşüm kutusu gibi konteyner tarzında bir model. Türkiye'de her yıl 2 milyar liralık ekmeği çöpe atıyoruz. Her gün 10 milyon tane ekmeği çöpe atıyoruz. Kamu spotları, kampanyalar bunun önüne geçemiyor. Tabi bunun 10 milyon ekmek gidiyor ama bir de ticari geliri var. O da aşılamıyor. Bunun yanında çözüm isteyen bu konuda sokak hayvanları. Sokak hayvanları belediye yasalar gereğince sokağınızdan alıyor, kısırlaştırıyor, aşılıyor, tekrar sokağa bırakıyor. Ondan sonra kaderine terk ediliyor. Sokakta yiyecek bulmakta inanılmaz şekilde zorlanıyorlar. Benim 7 köpeğim var, 2 tanesi engelli. Bunların doyurma telaşıyla bu projeyi geliştirdim. Madem ki bu kadar ekmeği çöpe atıyoruz, yani biz camı, kağıdı bile ayırabilen bir milletiz artık. Ekmeği çok daha kolay ayırırız. O yüzden bunu geliştirdim. Bunun 4 farklı modeli daha var. Onlar da kurumsallaşmış firmalardan, üniversitelerden, fabrikalardan yemek atığını alıp hayvanat bahçeleri, ormanlar, sokak hayvanları konusunda değerlendirmeyi hedefliyorum. Aynı İSKAP adı altında çünkü belediyelerin birçoğu çöp konteynerlarını yer altına aldılar. Sokakta yaşayan kediler yer altına alınan belediyelerde şu an aç. Bunun bir geri dönüşü yok. Bunun için bir şey geliştirdik. Kedi beslenme istasyonları geliştirdik. Üstüne reklam alınabilecek bir tasarım yaptık. Bunun yanında aynı isimle kedi parkları, yani insana hayvan sevgisini aşılayabildiğimiz zaman her şeyin önüne geçeriz. Çünkü şiddet hayvanda başlıyor. Hayvan sevgisini aşıladığımız zaman hiçbir şey olmaz. Cinayet olmaz, hırsızlık olmaz. Biz hepsini buna bağlıyoruz. Bu projemi bu şekilde geliştirdim. Nerede denedin bunu? Pilotu nerede yaptın? Konya Selçuklu Belediyesi'ne prototipler kurdum. Kendi atölyemin çevresinde kurulu var. Hatta İşiniz uzaktan nedir? Sizin işiniz nedir? Demir doğrama ustasıyım ben. Tam bunda iyi. Bu neden yapıldı bu kumbara? Bu metal. Saçtan yapıldı. Saçtan. Ya bu, şöyle burada kapağı Siz var. Yaptınız o zaman, değil mi? Evet, tabii ben yaptım. Bir kapağı var. İçerisinde bir kutusu var. Dolduğu takdirde, yani bu belediye sistemi oturtursa, çünkü Ocak ayında Başbakanımızın da yayınladığı bir kamu spotu var. Evet. Buna istinaden belediyeler, birçok belediye ekmek topluyor. Ama barınağında 1000 tane köpek var. Ne yapıyor? O topladığı barınaklara ekmeği götürüyor. Barınakta değerlendiriyor ama barınakta 1000 tane köpeği olan bir belediye sokaklarında 10 binlerce köpeği var. Yani bunu biz çöpe atıyorsak çok rahat değerlendirebilir. İçindeki kutu çıkabiliyor. Dolduğu zaman bir ekip gelip boşaltacak. Daha ilerleyen zamanlarda biz bunun üzerine sahiplendirme ilanları da alıp, derneklerle organize şekilde çalışıp sahiplendirme ilanları da alıp hayvan sevgisini aşılamada bir adım daha öne gitmeyi hedefliyoruz. Yani bunu hayvan sevgimi biraz daha ticariye taşımak istedim. Çünkü gelir getirmiyorsa, katma değer yoksa hiçbir değeri yok. Biz bununla hem para kazanıp Bunları yaparak para kazanacaksınız. Evet, bunu yapıp belediyeye, evet, bunu yapıp, bunun 4 farklı modeli daha var. Yapıp belediyeye pazarlayacağız. Birçok görüştüğümüz belediye var. Her sokağa bir İSKAP, her İSKAP'a da bir gönüllü diye sosyal ağlardan gönüllüler buluyoruz. Şu an 3000'e yakın bizi takip eden insanlar var. Haber bültenlerinde, ulusal yayında haber olduk. Yani şu an aşağı yukarı 200 tane İSKAP'ımız yok ama İSKAP'ı benim sokağıma koyun, arızalanırsa, aksarsa ben sizi bulurum diyen gönüllülerimiz var. Birçoğu orman beslemelerine gidiyor. Ormanda da sokak hayvanları var. Onlar için de çok çok iyi. İsterlerse içindekini alıp kendi orman besleme günleri yapıyorlar. İstanbul'da Beykoz Ormanları çok meşhurdur. Her pazar organize olup giderler. İsterlerse sokağındakini kendisi boşaltıp ormandaki hayvanlar için değerlendirebileceği bir proje. Projenin tadını Balım çıkarıyor şu an, evet, gördüğünüz gibi. 2 gündür yemeği burada yediği için alıştı. Şimdi bunu nerede görse Balım gider değil mi? Sokakta bile olsa gidip bulacak. Tabii. Bir kere görmesi yeter. Biz üniversitenin bahçesine de koyduk. Oradaki üniversitenin köpekleri de dün kullandılar. Ya bir sefer görmesi yeterli. Anladığım kadarıyla burada önemli olan her kumbarayı bir gönüllüyle eşleştirmek. Çünkü o ekmek daha da bayatlayıcı, çürüyebilir, insanlar içine başka bir şey atabilir. Şimdi belediye sistemi oturtursa evet, zaten çöp toplar gibi toplayacak. Orada. Hani kalmayacak. O da zaten belediyeyle organize... Yani insanlar bunu çöp şeyi olarak kullandığı anda... Ya şimdi kötü ihtimaller her zaman için var. Hayır yani... tabii yapmamak için bir neden değil ama... Daha iyi olsun diye düşünüyoruz. Yani ne yapabiliriz? Yani kötü ihtimaller hocam, her zaman için var. Üniversitede böyle bir şey düşünür müydünüz? Valla bizim üniversitede var buna benzer var şeyler benzer zaten. Şey? Evet. Evet. Nasıl geldi bu proje? Güzel bir fikir mi? Fikir gibi geliyor mu size de? Yani evet, güzel bir fikir ama hani pratik uygulamada sorunlar var az önce dediğimiz gibi yani. Bunu sadece ekmek değil, hani başka türlü insanlar hani çöplerini atmaya başlasa bunun içine iyi olmaz. Ya şimdi biz çöpü bile çöpün içine atmayıp da yanına atan, kovayı kaldırmaya üşenen bir milletiz. Evet, ama yok. Evet, bayat ekmek... Bütün bu araçlar sayesinde terbiye olacağız. Doğru. Tabii yani bayat doğru. Ekmek vicdan muhasebesi. Ben 30 sene evvel büyükannemin evinde görmüştüm kağıt, cam... Plastik hepsi ayrı şeylerdi. Tabii. Düşünebiliyor musun? Ayrı Almanya'da, ayrı çöplerde. Evlerde bile öyle. Yani tabii evlerde zaten evde, bu evdeydi. Öyle yani bilince bakar mısınız? 30 sene evvelinden bahsediyorum. Ya bayat ekmek vicdan muhasebesi. Çöp konteynerlerin koluna bayat ekmekleri bağlıyorlar. İşte bunu biri araştırıyor. Niye yapıyor? Gazetecinin biri araştırıyor. Ben günaha girmeyeyim de çöpçü günaha girsin mantığıyla konteynerin koluna bağlıyorlarmış. Yani biz ona bile bir çözüm üretmeye çalışmışız. Biraz vicdan olduğu için bunun daha hızlı, hatta böyle cam kağıttan bile daha çok kolay sahiplenip daha hızlı kullanılabileceğini düşünüyorum. Yani ekmekte belki böyle bir şey olabilir. Gerçekten biz yani dinimiz açısından söylüyorum evet, bunu. Ekmeğe karşı başka bir bakış açımız var. Nimettir bizim için. O yüzden de hani belki bu anlamda bir yerden yol alınabilir ekmek gibi. Ekmek olduğu için. Gözüküyor. Evet. Evet Engin, çok teşekkür ediyoruz sana. Güzel projen için. Alın. Gel. Balım, inşallah Balım'a da güzel bir ev buluruz diyoruz ve alkışlarla uğurluyoruz. Hı. Hoş geldiniz. Hoş geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Balım da gayet güzeldi orada. Güzel uslusu durdu. Evet. Yemeğini yedi. Nasıl geçti? Vallahi iyi geçti. Ya biz amacımıza ulaştık. Aha. Derdimizi anlattık. Asıl istediğimiz de buydu zaten. Bir sıkıntımız yok. Çok memnunuz. Aha. Jüri de gayet güzel karşıladı güzel, evet, değil mi? Evet. Peki sonuçları çok hep iyi. Birlikte göreceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Tamam Murat, tekrar söz sende. Evet, şimdi sırada 3. yarışmacımız var. Onun da çok enteresan bir fikri var. Özellikle bizim ülkemizde yaşayanlar için. Biliyorsunuz biz deprem bölgesinde yaşıyoruz ve deprem hayatımızın bir parçası. Depremle ilgili konulara geldiğimizde hep diyoruz ki işte nereye saklanmamız gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor, eşyalar buna dayanıyor mu, hangi eşyalar dayanır, hangileri dayanmaz. İşte buna çözüm bulmuş bir arkadaşımız. Hep birlikte şimdi onu izliyoruz. Merhabalar, adım Ceyhan Öztürk. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Bizim projemiz depreme dayanıklı mobilyalar. biz hem normal mobilyalar gibi kullanılabilen hem de depremde insanlarımızı koruyabilecek mobilyalar üretmeyi amaç edindik. Evet, Ceyhan Bey'le birlikteyiz. Depreme dayanıklı mobilyalar yaptınız. Evet, şimdi bu yatak depreme dayanıklı bir yatak mı? Evet, yani depreme dayanıklı bir yatak. Yalnız anlatmam lazım tabii ki nasıl işlev gördüğünü, nasıl şey yaptığını. Ben jürimizle sizi baş başa bırakacağım. Ben de o arada ufak ufak şu yatağı bir deneyeyim bakayım. Depreme dayanıyor mu? Tamam, deneyin. Her tür depreme dayanıyor mu yani? Her türlü dayanıyor. Ben hafif geldim. Daha böyle birisi lazım. Neyse, peki. Ben şimdi olmadı seyirciden bulurum birini. Evet. Şimdi bizim projemizin ismi depreme dayanıklı mobilyalar. Biz aslında ben makine mühendisiyim. Kardeşim de mobilya imalatıyla uğraşıyor. Biz deprem biliyorsunuz ülkemizin gerçeği. Yani ülke nüfusumuzun %95'i deprem bölgesinde yaşıyor ve hesap edilenlere göre Türkiye'deki 14 milyon konutun yarısı depreme dayanıksız olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu depremle yaşamak zorunda kalan, deprem riski altında yaşamak zorunda kalan milyonlarca insanımız var. Biz bu tehlikeden hareketle acaba yani bir deprem sırasında bir göçük söz konusu olursa evimizde nereye saklanabiliriz, neresi bizim için korunaklı olur diye düşünürken bunun üzerine çalışmaya başladık yaklaşık 1,5 yıl önce. Sonuçta bir depremde ezilmeyecek kısımları olan mobilyalar tasarlarsak eğer, insanlar bu mobilyaların yanına saklanarak hayatta kalmaları mümkün olabilir diye düşündük. Zaten araştırmalarımızda bu şekilde hayatta kalmış insanlar da olduğunu gördük. Dolayısıyla taşıyıcı blok, önce taşıyıcı bloğu düşündük. Yani bu kontraplak malzemelerden çeliklerin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir blok. Daha sonra bu bloğu test ettik. Hani böyle tasarladığımız bir blok acaba ne kadar yüke dayanabilir diye. İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı'nda bu testi yaptık ve 250 tonda bile zarar görmediğini gördük. Ki zaten o zaman bizim yaptığımız şeyde maksimum test edebildikleri değer buydu. Yani zarar görmedi derken sadece bir çok yüksek kuvvetli bir yay gibi yaklaşık 5 santim esnedi ve 3 santim geriye çıktı. Herhangi bir dağılma vesaire gözlemlenmedi. Sonuçta biz bunun dayanıklılığını da şey yaptıktan sonra mobilyaları nasıl tasarlayabiliriz diye düşündük ve yani başlangıç olarak tabii ki deprem yatağı ve deprem sehpasını şey yaptık. Buradaki yaptıklarımız tabii ki üzerinde çalışılması gerekir. Yani estetik açıdan vesaire. Yani bu taşıyıcı blokların yüzey alanları eğer küçültülmezse, yüzey alanlarında bir yani kritik sınırdan daha düşük bir yüzey alanı tasarlanmazsa bu bahsettiğimiz yüklere dayanabilecek olduğu garantidir. Yani bir de yapılan şeylerde yine araştırmalarda, hesaplamalarda 15 katlı bir blokta zemin katta yaşayan bir insanın olası bir göçükte bulunduğu alana etki eden enkaz yükünün 100 ton olduğu hesap edilmiş. Biz bunu 250 tonda bile dayanıklılığını zaten test ettik. Yani bu taşıyıcı blok kullanarak mobilya ürettik. Şimdi nasıl şey yapılacak? Burada zaten şeyde de gözüktüğü gibi insanlar bu taşıyıcı bloğun yanına yatacaklar. Biz de burada bunu test edebiliriz değil mi yani? İstersek. 200 ton yok ama ablam var. Tam 200 tona denk gelmiyor ama. Yani aslında bizim mobilyalarımızın hedefi bir göçüklerde üzerine bir enkaz durum söz konusu olduğunda bir hayat üçgeni yaratmak. Bu bloklar ezilmeyeceği için bir hayat üçgeni yaratmak ve oraya da insanların saklanması. Tabii ki deprem simülasyonu mümkün olmayan bir felaket olduğu için hani yani bu insanları %100 hayatta tutar diyemeyiz. Ama evlerimizde yani mevcut şu anki hepimizin evlerindeki en dayanıklı mobilyalar olacak. Yani bunların yanına saklanma söz konusu. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Bu şeyin arasında çelik malzeme olan çelik malzeme sadece bağlayıcı. Bağlayıcı. Katmanlar halinde kontraplak var. Evet. Peki diğerleriyle, yani aynı yatağın normal kontraplakla yapılmış haliyle maliyet farkı nedir? Yani şimdi bizim yaptığımız prototipler için, yani şöyle, bizim zaten iş modelimiz de o şekilde. Yani bizim amacımız, biz bunu tabii ki çalışmak lazım. Bir de kimse kendi evindeki yatağı çıkartıp buna işte atıyorum 1500 lira, 2000 lira verip de alayım ben bunu depreme denkli yatayım, yatağım olsun diye kimse hemen hemen almaz. Yani belki 1000'de 1 insan, belki 5000'de 1 insan. Bizim düşündüğümüz çalışma şekli, bunu mobilya imalatçıları bu projeyi alacaklar ve kendi bir yatak odası takımı satıyor olacak. Diyecek ki bu yatağı işte bizim maliyetimiz atıyorum şunun için 500 lira civarında. 500 liraya da 600 lira bir farkla istersen bu yatağın depreme dayanıklısı da var. İstersen bunu al diyecek. Yani o şekilde ancak bu ticaretleşebilir. Yani çünkü öbür türlü ticaretleşme şansı yok. Evet. Peki bu yükseklikle ilgili ne kadar oynama yapabiliyoruz? Yani şimdi... bu malzeme en düşük ne kadar olabiliyor? Tabii bir insanın sığmasıyla doğru orantılı olmakla beraber yani bir alt sınır mutlaka vardır. Şimdi yatak için yani 63 santimetre civarında. Yani bir baz 63-65 santimetre. Yani bazalı, bizim şu anda kullanılmakta olan Türkiye'de sandıklı yatakların üst ölçüsü civarında. Sehpa zaten standart ölçülerde. Yani peki bunu sizden satın alacaklar sadece. Yani sizin bir deponuz olacak. Tek bir ürün satıyor olacaksınız aslında siz baktığımız zaman. Aslında biz onu istemiyoruz. Onu yapmak zor. Biz aslında yani bir mobilyacı partnerle Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Yani bunun satışını yapmak istiyoruz. Herhalde, evet. Ya yani, koskoca Amerika'da bile 1 veya 2 tane deprem mobilyası yapan firma var. Evet, biliyorum. Ben. Biliyorsunuz değil mi? Yani çok şey olan bir sektör değil. Yani Amerikalı bile bu konulara şeydir. Çok böyle onların evleri zaten tahtadan yani. Yani komiktir. Şimdi zaten deprem... Ama ona rağmen onlar tabii çok hafifler evler olduğu için Türkiye ölçeğinde çok farklı. Şimdi Amerika'da bir bina çöktü, bina değil de şey çöktüğü zaman zaten çelik konstrüksiyon çökme şansı çok zor ama normal bir ev çöktüğü zaman binen yük en fazla 8 ton, 7 ton civarındadır. Bizde 100 tonsa eğer sizin şeyinizde. Ama orada bile 2 tane firma var. Yani ben hani Türkiye'de ya MES'e gidip bir aparat haline dönmeniz gerekiyor. Her şeyin altına girebilecek bir şey olmalı. MES olması için. Öbür türlü mobilyacı partnerle bu iş biraz bana ters geldi, bilmiyorum. Yani Leyla, pardon. Hayır hocam. Buyurun. Yani siz esas pazarlamayı düşündüğünüz şey sehpa görünümünde katmanlardan oluşan kontrplak değil mi? Bu sehpa. Yani yatağın altına da o girecek. Sehpa olarak da o kullanılacak. Evet. Yani bu taşıyıcı blok kullanarak çok çeşitli şeyler yapılabilir. Yani bir masada yapılabilir. Yani örneğin okul sırası yapılabilir okullar için. Çelik konstrüksiyon bunun içinde mi? Evet, yani bağlayıcı olarak yani o katmanların kaymaması şu ortadaki blokların içerisinde çelik konstrüksiyon var zaten. Bununla ilgili bir de düşündüklerimizi düşündüklerimizle ilgili, yani biz bu mobilyada nasıl koruyacağımızla ilgili bir de şeyler yaptık, deneyler yaptık. Onlarla ilgili bir 2 tane video var. İsterseniz onları da izlersek. Yere batmaması için çok büyük bir kuvvet olacağı için altını besledik. 10 tonluk bir tane blok seçtik şey için, üzerine atmak için. Yani yaklaşık olarak 2,5 metre kadar yukarıdan. Nasıl yani? İnsanların üzerine mi attınız? Evet, mankenlerin üzerine attık. Cansız Altta mankenler. Ha, cansız mankenlerin üzerine. Evet. Tabii. Canlı olsalar da yine cansız diyecektik şu an. Yok. Canlısız demeyecektik. Allah korusun. Şimdi yani ortadaki taşıyıcı blok ezilmediği için yani altında saklananlara hiçbir şey olmuyor. Yani bu üstteki kısımlar sadece şey tabii ki yani sehpa görevini gördüğü için. Sadece taşıyıcı bloğun olduğu video var. Bir de onu izlersek, çok kısa o da. Yani gördüğünüz gibi yer altına gömülü blok da kırıldı. Yarılıp yaklaşık 35 santim kadar toprağa gömüldü. Ama taşıyıcı blokta yine herhangi bir zarar, evet, ezilme görmedi. Evet. Güzel bir fikir. İnşallah değerlendirilecektir mobilyacılar tarafından ya da bu işe önem verenler tarafından. Teşekkür ediyoruz size. Ya da inşallah kendimiz de yapabiliriz. Tabii ki bu birazcık bütçe işi. Evet. Fırsat olur da yapabilirsek. Biz biraz bu şeylere merak sarsak olacaktı. İşte tam hani ya boş ver bize bir şey olmazcıyız ya, o yüzden oluyor ne oluyorsa zaten. Evet, yine de çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla sizi Kırmızı Oda'ya gönderiyoruz. Sağ olun. Geçmiş olsun Ceyhan Bey. Teşekkür ederim. Yine Alpan Bey pek ikna edemedik gibi geldi. Pazarlama açısından biraz zor olduğunu söyledi. Evet, tabii ki. Yani Alpan Bey'in tabii ki fikirleri çok önemli. Yani en deneyimli ve en bilgili jüri üyelerimizden birisi onun için. Ancak tabii ki biz kendimizi ifade ettiğimizi diye düşünüyorum. Onların değerlendirmelerini bekliyoruz, sonuçlarını. Sonuçları göreceğiz, evet, diyorsunuz. Göreceğiz. Peki o zaman hemen yine Murat'a dönüyoruz. Evet, ülkemizin önemli bir sorunundan bir başka soruna geçiyoruz şimdi de, evlilik. Evet, bizim ülkemizde evlilik çok zor bir iştir. Kızı gideceksin, bulacaksın, isteyeceksin, verecekler, ondan sonra gideceksin, alışverişi var, yüzüğü var, çeyizi var. İşte bunlara birisi çözüm bulmuş. Hem de çözümün kralını bulmuş. Dinleyelim. Adım Murat Kurt, yarışmaya Mersin'den katılıyorum. Evlenmenin kolay yolu projesiyle Bir Fikrimi Var'a başvurduk. Sloganımız sadece balayınızı hayal edin. Yani siz sadece balayınızı hayal edin, biz bu sürece kadar olan kısmı sizin yerinize halledelim. Bu evlilik süreci hayatımızda karşılaştığımız en kompleks süreçlerden birisi. Biz bunu en eğlenceli ve en hızlı şekilde yapmak için bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Evet, Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk. Murat'ı mı kullanıyorsun? Murat, daha çok Murat'ı kullanıyorum. Adaşım o zaman diyeyim. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Evlenenlere güzel haberlerim var. Evet. Peki bakalım jürimiz neler diyecek? Seni dinliyoruz, buyur. Tamam. Leyla Hanım. Oo! Benimle evlenir misiniz? O hatayı bir kere yaptım, bir daha hiç yapmayacağım. Şu an hayatımın en heyecanlı. Bir yüzeye de hayatta gitmem artık. Ya aslında iltifatlarım da vardı da heyecan, kusura bakmayın. Olsun. Ben söyleseydim, evet, ben sufle yapardım arkadan. Bu konuya girmek içindi. Şimdi dinleyeceğiz. Evet, evet, evet. Şimdi evet, konuya girirse o. Kaleyi içeriden fethediyordu az kalsın. Şimdi bu sürecimizin en heyecanlı bölümü. Bundan sonra artık düşünmeye başlıyorsunuz. Nerede evleneceğim? Resmi süreçler için gerekli olan evrakları düşünüyorsunuz. Hangi mobilya alacağınızı düşünüyorsunuz. Çünkü en mükemmel olmasını istiyorsunuz. Bu süreci ben sizin için kolaylaştırdım. Çok kısa bir sürede tüm hazırlıkları yapabilmenizi sağlıyorum. Şimdi ondan biraz bahsedeceğim size. Kızı buluyor muyuz biz? Kızı siz buluyorsunuz, geri kalan kısmı ben hallediyorum. Tamam, peki. Şimdi burada bu süreçte bizim ihtiyacımız olan 34 farklı sektör var. 34 farklı sektörle iletişime geçiyoruz biz. Ben bunların hepsini bir çatı altında topluyorum. Bunların ürünlerinin bilgilerini ben kategorize edip müşterilere sunuyorum. Bu arada hem müşterilere hem firmalara birkaç avantaj sunuyorum. Şimdi ilk olarak müşterilere sunduğumuz avantajlarla başlayacağım. Önce istatistiklerle